Merhaba arkadaşlar. İngilizce'de 3. ünitemizde karşınızdayız. Bu ünitemizde arkadaşlar possessive adjective dediğimiz iyilik sıfatları ile birlikte başlayacağız. İyilik sıfatı demek ne demektir dersek öncelikle sıfatı biraz tanımlamak gerekiyor arkadaşlar. Sıfat demek ismi nitelendiren sözcüklere biz sıfat diyoruz. Örneğin kırık cam. Cam burada isimdir. Camı nitelendiren öğeye de biz sıfat diyoruz. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Possessive adjective'leri kullanacağımız zaman kendisinden sonra mutlaka bir ismin gelmesi gerekmektedir. Neden? Çünkü iyilik sıfatı dediğimiz için arkadaşlar bunlarla birlikte, possessive adjective'lerle birlikte kendisinden sonra bir isim gelmesi gerekiyordur. Subject pronoun'lara bakacak olduğumuzda bizim standart subject dediğimiz yani özne boyutunda olan ifadelerdir. Bunlar nerelerde kullanılır dersek subject pronounlarım benim burada da gördüğüm gibi cümlenin başında kullanılacak. Possessive adjective'lerim de yine cümlenin başında kullanılıyor. Fakat ikisi arasında bir fark mevcuttur. Diyoruz ki subject pronounlar zaten özne boyut olduğundan dolayı kendisinden sonra bir fiil gelmek zorunda. Yani verb dediğimiz ifadeler gelmek zorunda. Possessive adjective'lerden sonra da gelmesi gereken nokta isimlerdir. Tekrar edelim. Subject pronounlardan sonra fiil, possessive adjective'lerden sonra da isim gelmek zorundadır. I, you, we, they, he, she, it dediklerimiz ben, sen, biz, onlar, erkekler için o, he, bayanlar için she ve cansız varlıklar için it dediğimiz noktalardır. I'ın possessive hali my. Türkçesine bakıldığında I, ben olduğuna göre possessive hali benim. Sen, senin, biz, bizim şeklinde devam edecektir. Örnek verecek olduğumuzda benim arabam demem için arkadaşlar possessive adjective'lerden birini kullanmam gerekiyor. Çünkü araba bir isim olduğuna göre subject pronounlarla birlikte kullanamayacağız. Yani I car diye bir şey söyleyemeyeceğiz. My car diyebiliriz arkadaşlar. Bununla birlikte örneklerimizi çözecek olduğumuzda konuyu daha çok pekiştireceğiz arkadaşlar. Doğru olan ifadeyi yuvarlak içine almamız istenmiş. Şimdi örneğe bakıldığında Sting hayranı ya da fanı olduğunu söylüyor. Benim Sting hayranı mı derim, ben Sting hayranıyım mı derim arkadaşlar. Tabii ki ben diyebilirim. Buradan da cümlenin anlamını bilmeden de şu emizarı görmem benim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu nedenden dolayı doğru cevabım burada I am a Sting fan. Yani ben Sting hayranıyım olacaktır. B ikisine bakıldığında müziği muhteşemdir. Müzik kelimesi arkadaşlar burada bir isim niteliği taşıdığına göre yani isimle fiil arasındaki fark neydi? Mekmak alabiliyorsa fiil, mekmak alamıyorsa isimdir. Örneğin müzik mek diyemeyeceğimize göre arkadaşlar müzik burada bir isim niteliğidir. İsimlerle birlikte kullandığımız noktaya bakıldığında da possessive adjective'leri kullanmamız gerekiyordu. Burada da possessive adjective olan halim benim his music is amazing. Onun müzikleri muhteşemdir. Dikkat edin o müzikleri muhteşemdir demiyoruz. Onun müzikleri muhteşemdir diyoruz. Diğer bir ifadeye bakıldığında real name is Gordon Matthew Summer. Burada da arkadaşlar gerçek ismi Gordon Matthew'muş. Burada da yine fiil değil bir isimle karşılaşıyoruz arkadaşlar. O nedenden dolayı onun gerçek adı diyeceğiz. O gerçek adı değil his real name is diye devam edecek cümlem.